Herkese merhaba arkadaşlar ben Kriptolos Bugün sizlerle birlikte Gamify projesini inceleyeceğiz Kriptolos olarak Altcoin Rookie YouTube kanalından Kriptoya dair bildiğim tüm bilgileri Basit bir dille sizlere aktaracağım İlk videom olan Sandbox videosunda izlemenizi tavsiye ederim. Sizler için çok değerli bir projeyi detaylıca inceledim. Umarım o videoda hoşunuza gitmiştir. Gelin şimdi bir de Gamify projesini birlikte inceleyelim. Gamify şu anda 1 dolar civarında dolaşıyor. Ve Uniswap'ta, MXC'de bir de PancakeSwap'ta listeli. İsterseniz bu borsalardan satın alabilirsiniz. Toplam arzı 10 milyon. Dolaşımdaki arzı 825 bin. Şöyle bir Overview panelini açtığımızda 3 aylık performansını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 35 Dolar'a doğru çıkan bir zirveden düşüş sergiledi. Tabii ki Bitcoin'in düşmesinin bunda büyük bir etkisi var. Fakat projenin güzel olduğunu düşündüğüm için inceleme gereği duydum sizler için. Gamify, Fantasy, spor uygulaması, Bayis, Piyango, PvP oyunları ve NFT pazarı içeren bir e-spor ve oyun ekosistemi projesidir. Gamify diğer oyun projelerinden farklı kıran en büyük özelliği ise düşük işlem ücretleri. Bildiğiniz gibi diğer birçok oyun projesi ERC20 tabanlı. Yani işlem yaparken Ethereum blok zincirini kullanıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da en ufak bir swap işleminde yani, ya da alım satım işleminde kazandığımız NFT'den veya kazandığımız ödülden daha fazla işlem ücreti ödüyoruz. Bu noktada Gamify düşük işlem ücretleri sayesinde kazandığımız ödülün cebimize girmesini sağlıyor. Gamefy'ın oyununu ücretsiz olarak oynayıp GFX token kazanabilecekmişiz. Yani yani free to play bir sistem. NFT marketplace'te bize neler sunuyorlar? tamamen merkeziyetsiz cross chain bir yapı yaratıp alım satım işlemi gerçekleştirebileceğimiz ve bunlar için zero fee yani hiç fee ödemeyeceğimizden bahsedilmiş. NFT'lerimizi listelemek için ise herhangi bir insan müdahalesine ihtiyacımız olmadığına da değinilmiş. Spor tahmini paneli var bir de. Kullanıcıların herhangi bir merkezi olmadan spor tahminlerini yapabileceği ve karşılığında Gfx alabileceği bir sistemleri bulunuyor. Ve şimdilik sadece Android'de çalışan bir de app'leri uygulamaları bulunmakta. Birazdan roadmap'ine değineceğiz. Burada backers'larını yani destekçilerini görece görüyoruz. Spark, LD Capital, AU21 Capital, M6 ve en önemlilerinden biri de Infinity Labs, Cardia Ventures, Bitmart bulunuyor. Partnerlerini görüyoruz burada. Chainlink, Mantro Plasma Finance gerçekten bu projeyi seviyorum. Elrond, BakerySwap, Dodo. BSC Station gibi önemli partnerleri de bulunuyor. Crust da güzel. Gerçekten partnerleri de iyi. Burada takımı görebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda çıkan projelerin çoğunun takımı anonim. Gamify'in takımının anonim olmaması bizim için büyük bir avantaj. Rahul'un CV'sine baktığımızda da gerçekten de yazılım konusunda deneyimli bir arkadaşımız. Dilerseniz siz de LinkedIn hesabını kontrol edebilirsiniz. Burada advisor'larını görmek mümkün. Chainlink'te bir anlaşma yaptıklarını görüyoruz. Bu anlaşmanın detaylarına birazdan ineceğiz. Şimdi gelin yavaştan projeyi derinlemesine incelemeye başlayalım. Gamify projesi hakkında detaylı bilgi alabilmek için Medium makalelerini ziyaret ettim. Bu alanda bize proje hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve yapmak istediklerinden bahsedilmiş. Şöyle ki Gamify fantasy spor uygulaması, bahis, piyango, pvp oyunları ve nft pazarı içeren bir e-spor ve oyun ekosistemi. Gamify dünyada blok zincirinin kitlesel olarak benimsenmesini sağlamaya defliyor. Blockchain tabanlı bir spor ve oyun platformu oluşturmak, kripto para birimlerinin toplu olarak benimsenmesine yardımcı olmak, popülaritesi nedeniyle de daha fazla farkındalık yaratılmasına yardımcı olmak istiyor. Bu tür hizmetleri veren firmalar çok fazla ücret alıyor yani gas fee alıyor. Kullanıcılar neredeyse aldıkları ödülden hiç para kazanamıyorlar. Bu noktada Gamify platformunu kullananlar bir tık öne çıkıyor ve neredeyse yapmış olduğu işlemler dahilinde sıfıra yakın gas fee ödeyeceklerinden bahsetmişler. PvP online olarak arkadaşlarınızla veya diğer insanlarla oyun oynayabileceğiniz bir ortam. Gamify'in özelliklerinden biri de bu. İsterseniz arkadaşlarınızla birlikte Gamify'in hazırlamış olduğu oyun odalarında Multiplayer olarak oyun oynayabilirsiniz Gamify'ı diğer platformlardan Ayıran ne var? Bizim için Gerçekten de önemli. Her gün yeni kripto para Çıkıyor ve bu kripto paralarda Her gün birbirleriyle rekabet Etiyor. Bu durumda Gamify'in Avantajları neler? Bunu bilmemiz bizim için Çok önemli. Gamify'in kazandığı Tüm paranın %51'i Gameify token'ı stake edenlere dağıtılacakmış. Bu gerçekten güzel bir artı. Bu alanda NFT ödül ve avantajlarından bahsedilmiş. Güvenli aynı zamanda hızlı olduğuna değinilmiş. Sitenin ve app'in çok basit olduğundan herhangi birinin gayet kolay bir şekilde uygulamayı veya web arayüzünü kullanabileceğinden bahsetmiş. Zaten siteye girdiğimde ben de bunu ilk olarak fark ettim. Gerçekten de bu basitlik, aslında bu basitlik gerçekten de çok önemli. Dikkat etmeleri benim e, ilgimi çekti ve hoşuma gitti. Gamify herkes için oyunu adil tutmak için kaydedip tekrardan bu kayıtları bizlerle paylaşıyor. Global bir sistem üzerine çalıştıklarından bahsetmişler. Zaten düşük gaz ücretine değinmiştik. Çekiliş, bahis ve merkeziyetsiz olduğuna da değinmiştik. Şimdi GFX tokenın artılarına da bakmamız gerekiyor. Bu, çünkü sonuçta bu tokuna yatırım yapacağız. Toplamda 10 milyon GFX bulunuyor ve ERC20 tabanlı bir token. Ödemelerde, platform içi kullanımlarda governance yani GFX token holders'ları platformun gidişi hakkında, sistemin ilerleyişi hakkında hak sahibi olabilecekler. GFX token tutanların avantajları ise bazı oyunları ücretsiz olarak oynayabileceklerinden bahsetmişler. Token economics'e baktığımızda tokenın %20'si ekosistem ödüllerine ayrılmış, likidite teşvikleri için de %20'si ayrılmış, hazineye %15 e ayrılmış, airdrop olarak %10'una ayrılmışlar. Takıma %10 ayrılmışlar. Advisor'lara %5 e ayrılmışlar. Bence takım ve advisor bu noktada fedakarlık yapmış ve gerçekten de gayet güzel bir token ekonomiksleri olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben bir kripto para projesini incelerken genelde yatırımcılarına çok dikkat ederim. Çünkü eğer projeye yeterince fonlanmıyorsa, ekip çalışkan olsa bile para yoksa ne yapabilir ki? diye düşünürüm. Zaten bakmıştık Gamefi'nin yatırımcılarına. Tekrardan burada makaleyle güncellemişler ve e, ekstra yatırımcılar eklenmiş buraya. Oasis Capital gibi, Ternary Capital gibi yatırımcıların da gayet iyi olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Gamefi aynı zamanda Chainlink'le işbirliği halinde Chainlink'in Verify Random Function teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde NFT Battle Royale savaşlarında daha adil bir sistemle ilerlediklerinden bahsetmişler. Burada ise sistemin nasıl çalıştığını görsel haline getirmişler. Gamify mobil uygulamasına poligon ağını entegre ederek mobilden oyun oynayan arkadaşlara bir incelik daha yaptığını görüyoruz. Bu tarz büyük projelerle anlaşması Gamify'in geleceği için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi siteye tekrar döndüm. Gamify'i size zaten anlatmıştım. Satın almak için nereden satın alıyorduk? Görmüş olduğunuz gibi Pancake ve Uniswap isterseniz MXC'den de alırsınız. Diğer borsaları hiç kullanmadım. O yüzden onlara girmenizi istemiyorum. Yani herhangi bir bilgim yok. Şimdi buradan ben GFX token'dan bir tane satın alacağım. Bu alana tıkladım arkadaşlar ve PancakeSwap'a gittim. Bu tarz borsa kullanım videolarını çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar lütfen bunu yorumlar bölümünde bildirin ki sizler için bu tarz videoları çekelim. Daha sonrasında satın almak istediğim GFX token miktarını bu alana yazıyorum ve elinizdeki BNB ile bunu swap ederek satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi onayladım. Buradan add gfx to metamask dediğinizde gfx token'ı metamask cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi gfx'i metamask cüzdanıma eklemiş oldum. Şöyle bakıyorum. Evet bu bir adet gfx token metamask'ime geldi. Buradan close panel dedim. Ve daha sonrasında şimdi aşağı doğru geldiğimizde öncelikle bir NFT marketplace ile başlayalım arkadaşlar. Evet marketplace açıldı. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi Ship Army NFT Gold Edition serisi bulunuyor. Satın almak isterseniz bunların üzerinde görmüş olduğunuz gibi fiyatları yazıyor. Please buy order seçeneğine tıkladığımızda şuradan doğrulama seçeneğine tıklayıp satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. İşlemleri gerçekleştirmek mümkün. Müzik paneli bulunuyor buradan. Müzik üzerine NFT'leri görebilmeniz mümkün. Binance Smart Chain ağında çalıştığında söyleyeyim Marketplace'in. Burada marketplacete müzik ekosistemini seçtiğimizde de karşımıza 2 adet NFT çıktı. Spor paneli bulunuyor. Buradan istediğiniz kategorideki NFT panelini seçip bulunan NFT'leri satın alabilirsiniz. Şimdi şunu kaldıralım. Daha sonrasında aşağıdan NFT Game Production paneline tıklıyorum. Ve Swap işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu, bu alanda. Ve tekrardan cüzdanın bağlı. İsterseniz Ethereum ağına, isterseniz de Matic ağına geçebilirsiniz. Ben Binance Smart Chain ağını tercih edeceğim. Ethereum'i zaten tercih etmem çünkü işlem ücretleri çok fazla. Dashboard paneline baktığımızda 250'ye varan bir APR'yi görüyoruz. GFX stake edenler için. Şimdi stake etme işleminden bahsedeceğim size. Switch Network panelini seçiyorum. Bu alandan Binance Smart Chain'de işlemi gerçekleştirebiliyoruz. BSC ağındayım cüzdanımı bağladım. Ve bu alandan token'ı seçmem gerekiyor. GFX yazıyorum. Ve daha sonrasında elimde bulunan bir taneyi gösteriyorum. Show me available pools yani bana mevcut olan pull'ları göster diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi APY'si 81, 82 hatta maksimum stake miktarını görebiliyoruz. Network'e ağı görebiliyoruz. Buradan Stake Now paneline tıklayarak stake işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında ise bu alandan NFT Battle Royal seçeneğini seçtim. Bir adet JPX token sayesinde wallet'ıma bu NFT'yi çekebiliyorum. Şöyle wallet'ıma bu NFT'yi alacağım. Satın almış olduğum GFX token sayesinde şu an aldım sanırım. Activity paneline geçiyorum. Evet mint ettim. Görmüş olduğunuz gibi NFT'yi. Buradan Cerene paneline ge geçtiğimizde level 1'deyim şu an. Şimdi NFT'imi almış oldum. Görmüş olduğunuz gibi My Legends panelindeyim. Cerene NFT'yi aldım. Level 1 şu an. Cerene paneline geldiğimizde NFT'imi görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerine tıklıyorum ve Join paneline basıyorum. Buradan da savaşa katılacağım. Eğer savaşı kazandıysak şuradan hemen size e, savaşla ilgili makaleyi de açayım. Eğer savaşı kaybedersek görmüş olduğunuz gibi kaybettiğiniz yazısı geliyor. Kazanırsak bu şekilde yazı geliyor. Ödüller, GFX'ler kazanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi savaş devam ediyor. Buradan eğer savaşı kazanırsam ödül alabileceğim. Private Battle var. Bu henüz açılmadı. Şimdi burada GFX Mine paneli bulunuyor. Ve bu aranda en az birinci ikinci seviye NFT'ye sahip olmamız gerekiyor stake edebilmek için. Şimdi ise son olarak ekibin yol haritasına bakalım ve sosyal medya hesaplarına bakalım. Sosyal medya hesabını açtığımızda şu an 261 tane tweet atmışlar. 16 bin takipçileri var. Aynı zamanda mobil uygulamalarını bu alanda göstermişler. Bu alanda ekip yol haritası neler yaptıklarından bahsetmişler. Üçüncü çeyrekte fantezi spor uygulamasını Android'e çıkarmışlar ve NFT savaşlarını Binance Smart Chain ve Polygon ağına entegre etmişler. Polygon ağında özel savaşı geliştirmişler. Daha sonrasında NFT Marketplace'i upgrade ederek yani yükselterek Binance Smart Chain ağına entegre etmişler. NFT Battle Wall 2 bulunuyor. GPX, Ethereum ve Binance Smart Chain birici yani köprüsü bulunmakta. Smart kontratlarını güncellemişler. Web sitesini tekrardan yeniden çalışmaya entegre etmişler. Yeni advisor'larla ve yeni influencerlarla anlaş, anlaştıklarını görüyoruz. Dördüncü çeyreğe baktığımızda Eldrond projesiyle entegrasyon yapacaklarından bahsetmişler. Polkadot ve Flare Network'ünü NFT Marketplace'ine entegre edecekler. Ekip gerçekten çalışkan. işin en zor taraflarını baştan ele almışlar. Ve bunları tek tek gerçekleştirdiklerini görebiliyoruz. Buradan da Telegram hesaplarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gamify'in Global telegram hesabı buradan telegram görüntüle deyip telegramına da katılabilirsiniz. Eğer projeyi beğendiyseniz ben incelediğim kadarıyla projenin gayet yenilikçi düşük gasfi işlem ücretleriyle kullanıcılara gerçekten de vaat ettiklerini sunduklarını düşüyor, düşünüyorum. Umarım bu video aracılığıyla gamify uygulamasını sizlere tanıtabilmişimdir. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var